Değerli arkadaşlarım, öncelikle bu açıklama tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Çok farklı yöne doğru adeta evriliyor. Yangını söndürmeyi rahatlattık. İlk kez bir liderin bir televizyon programında özellikle canlı yayın sırasında prompter kullandığı yansıdı kameralara. Ama geri al. Geri al. Ben prompter'ı filan unutmadım. Prompter'ın dersini veririm sana. Siyasi uzantıları başta olmak üzere. Kim yönetiyor bunu? Şunu. Sevgili Aydınlı kardeşlerim, ben Adnan Menderes'in niye idam edildiğini size söyleyeyim. Ya Burak, çalışmıyor Burak. Diyorum ki, kapandı mı ya? Dikkat edin, kapandı mı diyor. Yüklerimizle bir, burası da yanlış koymuş, kaldırın bunları. İfadesiyle kelimeler asırlar boyunca zamanla sürüleşmesi, Afrika'da sömürgecilerin öncelikli olarak ana dilimizi korumaktan geçiyor. Evet, prompter bozuldu. Evet. Son dönemde MHP lideri Bahçeli de prompter cihazı kullanıyor konuşurken. Kolay kolay metnin dışına çıkmıyor Bahçeli. Kılıçdaroğlu ise promptersız konuşuyor. Ekibinden ve kurmaylarından gelen bilgi notlarından bir konuşma metni ortaya çıkarıyor kendine. Şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum.